Teşekkür ederim. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2009 yılından bu yana, 2009 yılında bakınca ben de burada yönetim kurulu üyeliği yaptım. Benim başkanlığım döneminde başlamış, 4 görev yaptım. İMSAT tarafından düzenlenen ve inşaat sektörünün tüm aktörlerini bir araya getiren bu önemli zirvede sizlerle bir arada olmaktan gurur duyuyorum. Sektör için geleceğin yaklaşımından da sürdürülebilirlik odağında değerlendirme fırsatını bulacağımız bu etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, sürdürülebilir bir gelecek için uzun soluklu politikaların kararlılıkla uygulanması gerektirir. İnşaat sektörü ancak sürdürülebilir çözüm ve uygulamalar sayesinde küresel ekonominin sunduğu fırsatlardan daha çok faydalanma imkanı bulabilir. İnşaat sektörü doğrudan ve dolaylı şekilde dokunduğu alt sektörlerin ürettiği mal ve hizmetlere talep oluşturan bir konudadır. Türkiye'deki inşaat ve yapı malzemeleri firmaları son yıllarda sadece yurt içinde değil, projelerle değil, yurt dışında da konut, sanayi, turizm gibi benzeri alanlarda üstlendikleri yapı projeleriyle ulusal ve uluslararası tecrübe ve bilgi birikimi kazanmış bir sektöre dönüşmüştür. Bu başarıyı üretilen katma değeri artırarak ve tasarımları güçlendirerek daha fazla dünya markası çıkartıp tescillememiz gerekiyor. Tayfun Başkan biraz önce söyledi, 35 centten 48 centten çıktık dedi. Ben başkanken 1 dolardı yapı malzemeleri ihracatı. Yani katma değer yerde bir de ithalata bakmamız lazım. Türkiye'de genellikle ihracata bakıyoruz. İşte ihracatta büyüdük diyoruz. Ekim ayı verilerine baktığımız zaman ihracatta çok da büyük değil. %2 civarında büyüdük ama yapı malzemeleri ihracatını ben İngiltere'nin her ay gelen raporunu ilgili okuyorum. 3 dolar. Bizim daha 1 değil, 2 değil, 3 dolar belki üretimler yapıp ihracat yapmamız gerekiyor. Bununla birlikte sektörün çevre ve insan hayatı üzerindeki doğrudan etkileri göz önüne alındığında inşaat sektöründe iş süreçlerinin sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla paralel hale getirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de dijital teknolojiler daha kapsayıcı, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek tasarlamaktadır. Yeşil teknolojilerin desteğiyle çevre dostu olabilmek için tüm değer zinciriyle gerçek zamanlı bilgi takibine dayalı, akıllı, entegre ve bağlantılı yapılar inşa etmek önemlidir. İnşaat sektörünün operasyonel ve süreç üretimini bu hedef doğrultusunda dönüştürmesine yardımcı olacak dijital teknolojilerin kullanımı güçlü bir temel oluşturacaktır. Dolayısıyla yenilenebilir, düşük enerji ve atık tüketimi sağlayacak çözümlerin geliştirilmesinde yapay zeka ve analitik odaklı veri merkezli bir yaklaşım kritik önemlidir. Bu dönüşümü ayakta durmanın bir süreç olduğunu da unutmamak lazım. Öncelikle sektörümüzün teknoloji hazırlık seviyesini belirlenmeli, mevcut durum analizi edildikten sonra da yeşil ve dijital dönüşüm için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymak gerekiyor. Yalnızca teknoloji bağlantılı ihtiyaçları değil, sektörlerimizin ham maddeye ve finansmana erişim gibi sorunları da bu kapsamda belirlenmeli. Bu ihtiyaçlara yönelik ARGE faaliyetlerinin planlanmasını, teşvik mekanizmalarının düzenlenmesini ve kapsamlı bir yol haritasının ortaya konmasını ileriye dönük hedeflerimiz açısından önemli görüyoruz. Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, dijitalleşmenin yanı sıra inşaat sektörünün uzun vadede daha fazla önem vermesi gereken diğer bir konu da iklim değişikliği. İklim değişikliğiyle mücadele sektörde yeşil büyüme fırsatları sunacağı gibi uyum sağlamadığı durumda da ciddi riskleri beraberinde de getirecek. Bu nedenle sektörün gelişiminde enerjinin dönüşümünü, döngüselliği sağlayacak teknolojilerin hisselleştirilmesini önceliklendirilmeli, bu alandaki teknolojik dönüşümü ARGE faaliyetleriyle desteklemeliyiz. Yeşil dönüşüm sürecinde Avrupa Birliği'nde yürütülen çalışmalar da bizleri yönlendirici niteliktedir. Örneğin Avrupa Birliği yakın dönemde sınırda karbon düzenleme mekanizmasını uygulamaya koyacak. AB ile yüksek ihracat hacmine sahip olduğumuz elektrik, çimento, çelik ve alüminyum sektörlerinde bu uygulama
mevcut rakamlar üzerinden bakıldığında bazı çalışmalara göre 771 milyon euro civarında finansal baskı yaratabilir. Sınırda karbon uygulamasında karşılaşacağımız ücretlerin bir yandan da ürün fiyatlarını artırması muhtemel. Araştırmalar çimento sektöründe yaklaşık %50, alüminyumda 18 ve çelikte 11 fiyat artışı olabileceğini öngörüyor. Tüm bu gelişmelerin dönüşüme ayak uyduramadığımız takdirde maliyet artırıcı etkiye sahip olacağı da malum. Yeni teknolojiler ve bunlara yatırımlar ise hem maliyetlere hem de müşteri beklentilerine olumlu katkı yapabilir. İnşaat sektörünü yeşil dönüşüme entegre etmek, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını ve enerji verimliliğini artırmak ülkemizin rekabetçiliğinin korunmasında önemli rol oynayacaktır. Geçen hafta biz Brüksel'i ziyaret ettik. İki günde yaklaşık 14 farklı grupla konuşulmakta. İki günden hiç vazgeçmiyorlar. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm. Aslında Avrupa Birliği'nin de yeşil dönüşüm bir büyümesidir. Değerli konuklar, değerli dostlar, dijital dönüşüm iklim değişikliği derken tabii ki mevcut küresel enerji krizinin inşaat sektörünü de unutmamak gerekir. Küresel enerji krizi hane tüketicileri ve tedarikçilerindeki tüm işletmeler için enerji fiyatlarını rekor düzeye çekerken hem konut hem de ticaretler için temiz enerjiye geçişi daha da acil hale getiriyor. Uluslararası enerji ajansı seviyesine göre işletmeler ve inşaatlar için kullanılan malzemelerin üretimi de hesaba katıldığında binalar küresel enerji kullanımının ve enerjiden kaynaklanan karbon emisyonlarının yaklaşık %37'sini temsil ediyor. Öte yandan enerji verimliliğine dayalı iyileştirmeler ve elektrifikasyon 2050 yılına kadar binalardan kaynaklanan emisyonlarda %70'lik bir azalma sağlayabilir. AB'nin RePowerEU planı enerji tasarrufu, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yenilenebilir enerji geçişinin hızlandırılması aracılığıyla AB'nin %85'inin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesini hedefliyor. Yine yenileme dalgası kapsamında AB coğrafyasındaki 35 milyon yapı biriminin 2030 yılına kadar döngüsellik ilkeleri çerçevesinde daha da sürdürülebilir hale getirilmesi de planlanıyor. Başkan da bahsettiği gibi Rusya-Ukrayna savaşının daha da şiddetlendirdiği küresel enerji krizi sürecinde ülkemiz enerjiye erişimde problem yaşamıyor olsa da enerjide sürdürülebilirliğin üzerine odaklanmamız gerektiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu dönemde arz güvenliğini ve temiz enerjiye geçişi sağlamak ülkemiz için hayati önem taşıyor. Bu çerçevede inşaat sektörü de dahil bütün sektörlerde yenilenebilir enerji potansiyelimizden azami bir şekilde faydalanmak zorundayız. Ve bürokrasisinde sıfır indirmemiz lazım. Ben de fabrikanın çatısına GES yapmaya çalışıyorum. Bir senedir bürokrasi çalışıyorum. Kaliteli enerji için altyapının güçlendirilmesini, kaynak ve rezerv planlamasının verimli şekilde yapılmasını, enerji verimliliği uygulamaları, depolama ve hidrojen gibi teknolojilerin sisteme entegre edilmesi için gerekli adımların atılmasını kıymetli görüyoruz. Bunlarla beraber enerji dönüşümünün her kademede gerçekleşmesi gerektiğini bilincindeyiz. Bu sebeple konutlarda tüketici davranışları da dahil olmak üzere inşaat sektörünün değer zincirindeki tüm halkalarında enerji verimliliğine odaklanmalı ve enerji tasarrufunu özümsemeliyiz. Özetle sürdürülebilir inşaat sektörü ve sürdürülebilir binalar bir yanda çevre dostu ve yenilikçi üretim anlayışını desteklerken öte yandan enerji kaynaklarında dışa bağımlılığımızı azaltmaya ve enerji arz güvenliğini sağlamaya katkı sunacaktır. Sevgili dostlarım, sözlerimi noktalamadan önce geçen yıl TÜSİAD olarak yayınladığımız yeni bir anlayışla geleceğe inşa çalışmamıza atıf yapmak isterim. Kaldırma anlayışımızı artık üç unsura, yani insana, bilime ve kurumlara dayandırmamız gerekiyor. İnsanımızın yetkinliklerini geliştirmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye ait bir durmak ve ekonomiden demokrasiye tüm alanlarda güvenilir ve kapsayıcı kurum ve kuralları hayata geçirmek öncelikli olmalı. Yaptığımız çalışma bu üç alanda
OECD ülkeler seviyesine erişirsek kişi başına milli gelirimiz 20 yılda 30 bin dolara çıkıyor. Böyle gidersek 14 bin dolar. Hedefimiz gelişmiş, saygın, adil, eşitlikçi ve çevreci bir Türkiye'dir. Sürdürülebilir kalkınma anlayışını her alanda hisseleştirmeliyiz. Bugünkü zirvenin kurumlarımıza sürdürülebilir konusunda yeni bakış açıları sağlamasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.